Güzel şekilde çay nasıl demlenir? Ben her zaman demlediğim çayla gurur duyarım. Çok güzel demlediğimi düşünüyorum. Yani evimde içtiğim çay bir başka. Tabii herkes aynı şekilde geliyordur. Belki çaydanlıktan, belki çaydanlığa koyduğum sudan veya çayımdan dolayı muhtemelen. Ama çay demleme usulünü de anlatacağım kendime göre. Yani şurada şu deliklerine, süzgecine gelene kadar suyu koyuyoruz. Çok fazla doldurmuyorum. Çünkü tekrar su kaynatacağım. Oraya kadar suyu kaynatıyorum. Altı tamamen açık olabilir. Bu çaydanlığı temizlemeye hemen geçelim. Şimdi hemen çaydanlığı temizlememi anlatıyorum, demliğimi. Ben çok fazla çay içerim. Günde yani çok sık içiyorum. Şimdi öncelikle kalan çayı döküyorum. Normalde çay kalmıyor da. Evet, bugün çay içerken çok acıkmışım. Çayı bırakmışım. Şimdi çayımızın sadece posası kaldı. Bunu elimizle sıkmaya gerek yok. Elle de alıp da sıkabilirim ama kolay yöntemini buldum gibi geliyor. Çöp tenekesine ters çevirip vuruyorum. İçine bakalım, çok az. Evet, neredeyse bitti. Bütün çöp gitti. Çok az, çok az kaldı. Bunu artık şeyde temizleyeceğim. Lavaboda. Az önce temizlemiş oldum. Çok hızlı bir şekilde temizlemiş oldum. Lavabomda temizliyorum. Onun da videosu var. Bakabilirsiniz. Çok güzel ve çok hızlı bir şekilde zahmetsizce temizleme yöntemini buldum. Gurur duyuyorum. Tertemiz oldu. Kalan çöpleri de vuracağım, tertemiz olacak. Hiç elimi değdirmeden tertemiz yaptım. Tamamı gitmedi. Artık bunlar. Su kaynadığı zaman 2,5 kürek çay koyacağım. Onun için hemen küreğimizin tam ölçüsüne de bakalım. Ben bu kürekle ölçümünü buldum. Bir kürek, bir yemek kaşığı. Tepeleme değil. Silmeden tabii ki daha çok. Bir yemek kaşığı, bir kürek, bir kürek daha, yani 2,5 kürek. Şöyle. Bir kürek. Tekrar ölçelim. İşte bu. 2,5 yemek kaşığı ölçüsünde. Nereye kadar demleyeceğim? Bunu da göstereyim. 2,5 yemek kaşığı çayımızı koyuyoruz. Şuraya kadar. Şu süzgecin altına kadar. Bir de bu süzgeçler gerçekten süper. Bunu taktığım zaman artık tekrardan çayı dökerken hiçbir şekilde süzgeç kullanmıyorum şu. 1 liraya satılıyor ya da yani 1 lira aslında. 3,5 liraya kadar satılan yerler var. Şu demliğin şu altına kadar suyu getiriyorum. Pazarda falan 1 lira. 2,5 kürek. Su kaynadığı zaman koyacağım. Bir de şöyle bir şey var. Su kaynayana kadar da bu çayı da koymuyorum. Çünkü çayı koyduğum zaman çay yanıyor. Suyun kaynamasını bekliyorum. Su kaynadığı zaman bu çayımı koyacağım ya da şöyle yaparım şimdi. Ama demliğin de sıcak olması lazım. Yani şu an çayı koymuyorum, bekleteceğim. Su kaynadığı zaman çayı koyacağım. Üstüne kaynar suyumuzu koyacağım. Daha sonra alt kısma yeni su çekeceğim. O önemli. Yani kaynamamış su olması önemli altta. Ve altını tamamen kısıyorum. Demledikten sonra altını tamamen kısıyorum. Yeni su çekiyorum. Su, ben arıtılmış su kullanıyorum. Daha berrak bir tat elde ediyorum. Çok lezzetli çaylar için bu şekilde ben demliyorum. Sizin tabii ağız tadınız, kendi bildiğiniz. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederim izlemiş olduğunuz için.